Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere bilinçaltınızı kendi kendinize en kolay yoldan nasıl temizleyebilirsiniz? Bunun tekniğini göstereceğim. Eğer benim bir takım sorunlarım var ki sürekli bana soruyorsunuz, ben bunu nasıl temizleyebilirim derseniz, bugün size etkili ve çok kullanışlı, çok kolay bir yöntem göstermek istiyorum dostlarım benim. Uzmana, profesyonel insanlara gitmenize gerek kalmayacak. En azından küçük ama engel olan sorunlarınızı bu yöntemle çok kısa bir zamanda çözebileceksiniz dostlarım benim. Burada yapmamız gereken, daha önce de söylediğim gibi, bir sekansı nefesimize uygulayacağız. 7 7 7 mucize sekansını nefesimizle uygulayacağız. Ondan sonra yapılacak olanları da bir bir size aktaracağım dostlarım benim. Böylelikle korkularınızdan ya da sizin üzerinizde olan o olumsuz etkilerden kurtularak orijinal yapınıza doğru yavaş yavaş döneceksiniz. Ama tabii ki buna çalışırsanız, kendi iyileşme sürecinize inanırsanız dostlarım benim, sabırsızlık yok. Adım adım, tek tek konuları ele alarak bu sistemle o başa çıkamadığınız sorunları kendinizden uzaklaştırabilirsiniz dostlarım benim. Şimdi burada yapılması gereken, önce yapılacak vakti söylüyorum. Yine alfa durumunda olmanız gerekir. Beyninizin alfa dalgaları ürettiği bir zamanda bunu yapmanız lazım. Ki bu zaman, daha önce de söylediğim gibi, bir uykuya yatmadan önceki zamanınız, duşunuzu aldınız, rahatladığınız, artık günün o betasından kurtulduğunuz zaman olmalı. Ya da sabah kalktığınızda yine alfa durumundasınız, betaya geçmeden, yani daha işinize gücünüze gitmeden oturup yapacağınız bir çalışmadır dostlarım benim. Bu vakitlerde bu çalışmayı yaparsanız en etkili sonuçları o zaman alacaksınız. Evet, şimdi burada bir nefes çalışması yapacağız. 7 7 7. Bu sekansı kendi bilinçaltımızda aktive edeceğiz. Dilimizi ön dişlerimizin arkasında damağımıza yerleştireceğiz ki beynimiz serotonin hormonunu yavaş yavaş salgılasın. Ve 10 kere ellerinizi nefes alıp vereceksiniz. 7 sayana kadar nefes alacaksınız. 7 sayacaksınız. 7 saniye. Bu nefesinizi tutacaksınız. 7 saniyede de nefesinizi vereceksiniz. Diliniz damağınızda olacak. Mucize sekansını bilinçaltında aktive ediyorum niyetiyle yapacaksınız bunu dostlarım benim. 7'leri de bu şekilde sayarak mucize sekansını aktive ediyorum kendimde, bilinçaltımda.
diyerek. Bu 10 tekrar olacak. Nefesinizi alırken bir kere göstereyim. Elleriniz bedeninizden ayrı. Şimdi göstermek üstüne yaptığım için sizin de daha iyi anlayabilmeniz için gösteriyorum. Nefesinizi ne yapıyorsunuz? Bu şekilde. Evet dostlarım benim. Yani ben parmaklarımla dokunarak gösterdim. Yediği bu şekilde rahat rahat bulabilirsiniz. İçinizden sayarak bunu söyleyebilirsiniz. 7 rakamı tamamlanacak. Alırken de, beklerken de, verirken de. Yani 777'yi bilinçaltımızda aktive etmiş olacağız. Bunu 10 tekrar yapın. Elleriniz dizlerinizin üzerinde olabilir. Yani rahat bir pozisyonda oturun. Alfa durumunda oturun ve bu nefesi 10 tekrar yapın. Aktive edin bilinçaltınızda bu dize sekansını. Daha sonra ne yapacağız? Bizi rahatsız eden bir olay. Bir korkumuz var mesela diyelim. Bir dönem uçağa bindik. Uçak bir yerde salladı. Hava boşluğuna düştü ve biz korktuk. O günden sonra uçağa binemiyoruz. Korkuyoruz. Şimdi burada sorumluluğu almanız gerekir. Döneceksiniz bu olayda. Ben neden korktum? Bulacaksınız kendi sorumluluğunuzu. Uçak sallandı, ben korktum. Ondan sonra binemiyorum. Bu sorumluluğu alıp kabul ettikten sonra bunu şimdi serbest bırakıyorum. Bu korkuyu, o gün oldu, şimdi serbest bırakıyorum. Dediğiniz zaman bu olay bilinçaltınızda kapanmış olur. Eğer daha inançlı olabilmeniz için bu şeyi yaparken vuruşlar şimdi kabul ediyor. Hatalıydım. Yalnızca bir sallantıdan dolayı uçaktan korktum. Onu şimdi serbest bırakıyorum. Bu korkuyu serbest bırakıyorum. Artık uçağa rahatlıkla binebilirim. Dediğiniz zaman bilinçaltınız emrini alır ve o konuyu kapatır. Eğer başkasından dolayı size farklı bir olay gelmişse ve bu olayı düşündüğünüzde ya da o kişiyi düşündüğünüzde yine etkileniyorsanız, bu durumda da bilemiyorsanız nereden geldiğini, bu kime ait diyerek tekrarlayın nefesler sonunda. Bu kime ait, 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 bu kime ait. Bu şekilde tekrarlar. Yaptığınız zaman bilinçaltınız onun size kime ait olduğunu, nereden geldiğini söyleyecek, bir şekilde hatırlatacak. Eğer sorumluluk sizde değilse ve başkalarından geliyorsa, şimdi bu olaya bilinç ekleyip sahibine gönderiyorum diyeceksiniz. Ve bu neyse olan o olayı sahibine göndereceksiniz. Bu sahibine gidip onu rahatsız etmeyecek. Bilinç ekleyip sahibine gönderdiğiniz için şifalanmış olacak dostlarım benim. Bunu, bu çalışmayı tek tek her gün bir konuyu ele alır, bu şekilde çalışırsanız kısa süre sonra birçok korkunuzdan ya da size engel olan düşüncelerinizden yavaş yavaş arınacaksınız dostlarım benim. Eğer bir konu ısrarcıysa onun üzerinde birkaç gün çalışın. Ta ki bu olay bilinçaltınız tarafından devreden çıkarılsın
Ve bunu yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki o mucizeler artık hayatınıza girecek. 7, 7, 7. Bilinçaltınızı nefes alarak 7, 7, 7 sekansına, mucize sekansına aktive ederseniz hayatınızda muhteşem dönüşümler olacak dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atalım. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım benim.